Şey... Ben avluya çıkmaya çalışırken... yanlışlıkla girdim de odaya. Affedersiniz. Dur. Seni daha önce görmüştüm. Benim fabrikamda çalışıyorsun değil mi sen? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Yeğeniniz getirdi beni buraya. Cemşir'in kızı sensin demek. Evet. Ne işi vardı o kızın bu odada abi? Sağ solu mu karıştırmış yoksa? Abi? Hatırlıyor musun? Geçen gün fabrikada Behiye'yi gördüğümü söylemiştim sana. Hı hı. Hayal değildi o. Bu kızdı işte. İnanabiliyor musun Halide? Ramazan'ın nişanlısı, benim Behiye'min aynısı. Kaderimden kaçmak istedikçe... ona daha uzun bir iple bağlanıyorum sanki. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söylesem seni sinirlendirmekten başka bir işe yaramayacak. Yani bana inanmıyorsun değil mi? Yine sanrılar gördüğümü düşünüyorsun. Öyleyse git kıza bir bak. Delirmiş miyim? Delirmemiş miyim kendi gözlerinle gör. Hayırlı sabahlar Gülizar. Ne o? Bu süslü sabahın köründe. Güllü için mi yoksa? He. Bugüne bugün damat sayılırık. Azıcık süsümüz fiyakamız olsun değil mi Gülizar? Dur bakalım. Sen önce bir nişanı yap da geriye kalsın nikahla düğün. Nişan mişan kolay. Sen güzel kafanı bunlara yorma Gülizar. Göreceğiz bakalım. Kolay mı, zor mu? Neyse Gülizar, çok fazla çene çalma. Söyle bakalım. Güllü Hanım'ın kahvaltısını götürdün mü? Hanım mı? He. He. Öyle mi? Öyle. Bak Ramazan. Buyur Gülizar. Benim tepemin dasını attırma. Aha sana bir kez daha söylüyorum. Ben senin o avradının hizmetçisi değilim. Az yesin de kendine bir uşak tutsun soyka. Ayıp oluyor ha Gülizar. Ayıbım ayıbı yok be. Lan insanı nasıl çileden çıkarıyorsunuz be? Ne oldu? Bozuldu mu yine bu zıkkım? Yağına baktım beyim. Güzel. Hadi beni fabrikaya bırak. Buyur bacım, bir şey mi istedin?
İsmim Halide. Muzaffer Bey'in kız kardeşiyim. Tavırlarından anladığım kadarıyla görgü terbiye nedir bilmediğim belli oluyor. Şimdi kulaklarını aç da beni iyi dinle. Bu çiftliğin bazı kuralları vardır. Ramazan'ın nişanlısı da olsan bu kurallara uyacaksın. Seninle konuşurken yüzüme bak. Bu evde misafirsin. Ramazan'la evlenene kadar da misafir olarak kalacaksın. Evlendikten sonra da ailemize yakışır hal ve tavırlar içinde bulunacaksın. Terbiyesizliğe, görgüsüzlüğe ve basitliğe asla müsamaha gösterme. Anladın mı? Anladım. Az önce rahmetli Behiye yengemin odasına girmişsin izinsiz. Abim çok sinirlenmiş. Bir daha asla o odaya girmeyeceksin. Öğleden sonra partiye gideceğim Ahmet. Beni alırsın. Peki efendim. Günaydın ortak. Günaydın. Verdin mi kararını? Demek partiden istifa ediyorsun ha? Evet. Emin misin? Hı hı. Madem bu kadar eminsin, niye bu kadar üzgünsün? Partiden istifa etmek zihnimi zerre kadar meşgul etmiyor da. O zaman? Bizim Ramazan'ın çiftliğe getirdiği kız, Güllü, bana her haliyle Behiye'yi hatırlatıyor. Muzaffer sen ne diyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum. Belki mübalağa ediyorum ama hali, tavrı tıpkı Behiye. Sanki Behiye geri döndü Zekai. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.